Bu nevi duayı fiili cevadı mutlakın isim ve unvanına müteveccih olduğundan kabule mazhariyet ekseriyeti mutlak. İsim ve unvanına müteveccih olmak ne demek? Yani sen hasta olduğun zaman hangi isme müracaat ediyorsun Cenab-ı Hakk'a? Ya Rezzak mı diyorsun? Evet. Ya Şafi diyorsun yani. Demek ki doğru isme, doğru adresten isteyeceğiz biz onu yani. Çiftçi ne yapar? Ya Rezzak der, dua eder. Ya Kerim der. Ya Kerim der. Ya hasta da ya Şafi der. Ha? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının da ünvanlarını, adreslerini de doğru yerden istemek lazım yani. Hatta çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili cevad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan Cenab-ı Hakk'ın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule mazhariyeti ekseriyeti mutlakadır. Evet. Doğru yerden isteyeceğiz. Yani Nasreddin Hoca yüzünü kaybetmiş, sokakta arıyormuş. Demiş hoca ne arıyorsun? Demiş yüzümü kaybettim, onu arayayım. Nerede kaybettin? Demiş ahırda kaybettim. Ya sen sokakta arıyorsun? Demiş ya orası karanlık. Şimdi biz de neyi isteyeceğimiz zaman, hangi isimden, hangi adresten isteyeceğimizi doğru karar vermemiz lazım ki bizim makinemiz orayla Cenab-ı Hakk'ın o Şafi isminin tecelli ettiği alemle entegre olsun, diyaloğa girsin, şey olsun yani. Kabule mazhar olsun. Kabule mazhar olsun. Şimdi hastasın gidip Rezzak isminden veya başka Adil isminden bunu isteme yani. Hepsini bir arada getirebilirsin ama özellikle isim ve unvana dikkat etmek lazım. Cevad-ı Mutlak'ın isim ve unvanına müteveccih olduğundan kabule mazhariyette ekseriyeti mutlakadır.